Herkese merhabalar, LGS Din Kültürü hızlı tekrarımıza başlıyoruz, son tekrar kampımızda artık son günlere yaklaşıyoruz ve artık nedir Tonguç Erhan'ın benim dua Bizim zamanı, hep birlikte dualarımızı edeceğiz, din hızlı tekrarından sonra dinde gelebilecek soruları güzel bir şekilde tekrar ettikten sonra LGS duamızı yapacağız ve inşallah bütün bildiklerimizi güzel bir şekilde yapacağız. Bilemediklerimizi atacağız. Attıklarımızı tutacak ve inşallah hayallerimizdeki liselere gireceğiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağımızı söyleyelim Tonguç'un. Bugün ne yapacağımızı biliyor musun evladım? Bilemedim hocam. Hemen söyleyeyim. Bugün 2019, 2020, 2021, 2022 LGS'lerdeki yani şimdiye kadar 2018'de dahil tabii ki LGS'lerde çıkmış tüm din ders sorularını inceledik ve mükemmel bir şekilde hedefimiz kaç Tonguç Eylül? 10'da 10. Harikasın. Bu hedefi yakalamak için Çıkabilecek soruları güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Bu yayının sonunda eğer buradaki soruları güzel güzel cevaplayabiliyorsanız veya da cevaplayamasanız bile buradaki tekrar sırasında anlattıklarımızı dikkatle dinlerseniz inşallah... Dinde zor soru çıkıyor mu hocam? Yok yok zor soru gelmiyor Tonguç Dinde zorlama yok Allah'ın izniyle. İnşallah dinde zorlama yok. Bugün güzel bir şekilde din kültürü hızlı tekrarımızı yapacağız ve sonrasında da harika bir şekilde e, LGS'ye gireceğiz ve şovumuzu yapacağız. Bu arada arkadaşlar önce itiromuz girsin hemen konuşalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu konularımız son derece kolay. Neden? Çünkü 2019'da, 2021'de, 2022'de farklı farklı konular vardı ama bu sene aynı LGS 2020 gibi sadece ilk üç ünite var. Yani sadece bin dönem konuları var. Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat konularından süper lezzetli, süper kolay, çok kaliteli sorular gelecek. Biz de bu soruları şimdi beraber nasıl çözeceğimizi göreceğiz. Hızlı bir tekrar yapacağız. O yüzden herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerini bağlasın ve inşallah süper bir şekilde din hızlı tekrarımızı bitirelim. Öncelikle kader inancına bakıyoruz. Hangi yıllarda çıktığına baktığımızda hemen hemen her yıl kader inancından soru gelmiş. Bak 2020'de, 2021'de, 2022'de her sene soru geliyor. Burada kader inancının içerisinde bazı başlıklar var. Bu başlıklar daha önemli. Onların ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Burada mesela kaderle ilgili kavramların 4 yıl boyunca hep gelmiş. Bak 2019, 2020, 2021, 2022. Dolayısıyla bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hızlıca başlıyoruz. Şimdi kader Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesi. Yani her şeyin olacağını Allah biliyor. Mesela bu kalemin yere düşeni, geçen sefer de aynı örneği vermiştik. Şimdi de yine aynı örneği veriyorum Tonguç'um. Bu kalemin Yere düşeceği belli. Yer alsam ne olur Tonguç şey Ali benim? Yere düşer hocam. Süpersin. Sen söylemeden düştü zaten ama yere düşeceği belli. Neden? Yer çekimi kanunu var. İşte Allah yer çekimi kanunu yaratmış. bunu kaderi yapmış. Ve dolayısıyla da biz biliyoruz ki bu kalem yere düşecek. Bu kaderinde yazılı. Ve yere düşmesi ise kaza alıyor. Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması. Şimdi Allah'ın ilmi var, her şeyi biliyor. Allah'ın her şeyi gücü yetiyor ve iradesi var, dileyebiliyor. Yani Allah isterse bu kalem yere düşmeye de bilir. Böyle havada asılı kalır, kim ne diyecek? Ama Allah her şeyi ölçülü, mükemmel bir şekilde yaratmış ve demiş ki eğer bir cismi yere bırakırsak yere düşer demiş. Bunun düşeceğini bilmemiz, bunun düşeceğinin kanun olarak, ölçü olarak yazılmış olması Allah tarafından bu kader. Aynı şekilde bunun yere düşmesi de kaza olmuş oluyor Tonguçum. Mesela sen şimdi çalışırsan sınava kazanır mısın? Evet hocam. Süper. O zaman bu çalıştığında kazanacağına dair bir kaderin var. Ama bu sınava girmen lazım. Yani bu kazanın gerçekleşmesi lazım. Burada soruları cevaplaman lazım ve tabii ki senin için hayırlısı neyse onu istemen lazım Tonguç herhalde benim. Şimdi neler kaderdir? Cinsiyetimiz kaderdir. Irkımız kaderdir. Göz rengimiz kaderdir. Neler kazadır? Hasta olunca tedavi olmamız kazadır. İyi ya da kötüyü tercih etmemiz kazadır. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ya da getirmememiz bunlar birer kazadır. Diğer çekimi kader, cisimlerin yere düşmesi kazadır. Yani biz biliyoruz ki bir kader var. Böyle yaparsak ne olur? Bu yere düşer. İşte bunun olacağını bilmemiz biz bile insan olarak biliyorsak Allah bunu bir ölçüyle, bir mükemmellikle yaratmış. Dolayısıyla bu kader oluyor ve biz bunu yere bırakıyoruz. Aa düştü bu da kaza oluyor. Şimdi... Doğru kader anlayışına sahip biri sorumlulukları varsa kader demez. Yani ya bu kaderdir ya bas geç demez. Her şeyi Allah'ın ölçülü bir şekilde yarattığını bilir ama kendi iradesini de kullanacağını bilir. Haksızlıklara göz yummaz, sabırlı ve imserdir. Kaderi insan iradesine sorumluluğunu devre dışı bırakan pasif bir bekleyiş ve çaresizlik olarak görmez. Bak bunlar LGS'de soru olarak karşımıza geliyor Tonguç Eladim benim. Kainatta her şeyin bir plan dahilinde ve bir amaca, bir gaye yönelik olarak var edildiğini bilir. Şimdi kaderim böyleymiş, talihsizim, Allah ne takdir etmişse o olur. Elimden bir şey gelmez diyemez. Başınıza bak hatta ayet var diyor ki Tonguç'um Allah Kur'an-ı Kerim'de başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir diyor. Dolayısıyla biz kaderimizi tabii ki Allah yazmış, tayin etmiş ama biz biliyoruz. Mesela bunu şöyle anlatabilirim sana. Şurada bir tane dağ var. Geçen sefer de aynı örneği vermiştik. Sen de diyelim ki babanın omzundasın. Baban seni omzuna almış böyle. Omzuna taşıyor seni buraya sen çocuk olarak. Babanın omzunda duruyorsun böyle. Baba beni bu dağa çıkar diyorsun. Seni eğer dağa çıkarırsa bunu baban başarıyor. Sonuçta sen çıkamazdın daha oraya kadar babanın omzunda olmasaydın. Ama sen oraya çıkınca ben yaptım dersen bu olmuyor. Bak bu yanlış. Aynı şekilde ya beni buraya sen çıkardın. Beni sen çıkardın. Niye sen çıkardın derse bu da aksik oluyor. Çünkü babana sen ağladın beni çıkar çıkar diye. İşte şimdi biz insan olarak bazen bir şeyleri çok ısrar ederiz. Ya istiyoruz, 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 istiyoruz deriz. Allah da bize onu verir. Ve bunun sonrasında eğer bizim için iyi bir sonuç olmazsa ya senin yüzünden oldu Allah'ım niye böyle başıma kötü bir kadar geldi diyemeyiz. Çünkü biz her şeyi kendi isteğimiz yapıyoruz. Ama yaptığımız her şey de esasında Allah olmasa yapamayız sonuç helal Dolayısıyla kader Allah'ın bilmesi, her şeyi ölçülü bir şekilde yaratması. Şimdi Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Mesela 2022 LGS'de şıklardaki ayetlerden hangisi doğal afetlerin yaşanmasıyla ilgili metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez şeklinde bir soru gelmişti. Bunları iyi bilmemiz lazım. Mesela evrendeki her şeyde bir ölçü, bir düzen ve bir denge vardır ve bunu Allah yaratmıştır. Evrenin yaratılışında tesadüf ve rastlantı yok. Bak dünyadaki bütün insanların, bütün canlıların, bütün her şey farklı yaratıldığını biliyor musun Tonguç herhalde? Evet hocam. Evet her şey farklı. Bak bütün insanların parmak izi farklı. Bütün kumlar, dağlar, taşlar, yapraklar, su damlacıkları, hava zerrecikleri her şey farklı yaratılmış. Niye? Çünkü bir yaratıcı var. Bunun hepsine imzasını atıyor. Ben bunları hepsi tek tek yapıyorum. Fabrikasyon değil yani. Her şeyi tek tek yaratmış ve her şeyi mükemmel bir ölçüyle yaratmış. Tesadüf ve rastlantı yok. Allah'ın varlığının ve birliğinin delilidir evrendeki ölçü ve düzen akıl ve irade sahipleri için birer ibrettir. Bak Furkan suresi ikinci ayette Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır. Gerçekten kainatın mükemmel bir ölçüsü var. Evrendeki düzenin korunması tabii ki insanın da sorumluluğu vardır. Şimdi bir tane sorumuz var. Arkadaşlar da ekranları başa bu soruyu çözmeye çalışsınlar arkadaşlar. Şimdi bu soruyu sen yanlış yaparsan yanlış yaptım deyip geçebilirsin değil mi Tonguç'um? Yani ben sorumlu değil miyim hocam? Hayır bak Sorumlusun tabii ki. Bak senin bile aklına yatmadı öyle değil mi? Bak bu soruyu Ceyhan dedin geçti. Hayır bak aklını kullanıyorsun ve doğru cevabı işaretleyebiliyorsun. İşte bu sen aklını kullandığında konuları çalıştığında bu soruyu bileceğini bilmesi Allah'ın bu kader. Allah diyor ki bir insan konulara güzelce çalışırsa, soruyu dikkatli okursa, doğru bir işaretlerse bu doğru olur diyor. Bu Allah'ın bilmesi. Sen bunu şimdi birazdan doğru yapacaksın, arkadaşlar da doğru yapacaklar. Bu da kaza olacak, gerçekleşmesi olacak. Şimdi bu, bu hikayeyi verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Mısır'da bir kral Nil Vadisi kıyısına bir saray yaptırmış. Kurbağaların sesinden rahatsız olmuş. Bir emir vererek bütün kurbağaları yok ettirmiş. Bir hafta rahat uyuduktan sonra bir şeylerin sesi sedası kendisini ısırdığını, her yanını kaşımaya başladığını görmüş. Düşmanı görse yok ettirecek. Görünen bir şey yok. İnce bir vızıltı var odanın içinde. Sormuş soruşturmuş bu işin sivri sinekler tarafından yapıldığını öğrenmiş. Sormuş nereden geldi bu meretler? Birisi açıklamış kralım kurbağalar yok edilince sivri sinekler çoğaldı. Kralın kafasına dank etmiş. Yeniden kurbağalar salınmış nehrine kurbağaların sesine razı olmuş kral. Bak ne oldu? Kurbağaların sesine razı olmayınca sivri sinekler onu sokup bitirdi. Şimdi bu hikayede verilmek istenen asıl mesaj hangisidir? A. İnsan aklı sayesinde Allah'ın varlığına ve birine ulaşılabilir. Bu sence olur mu Tonguç Ali benim? Evet hocam. Bu doğru ama bu paragraftan çıkan bir şey değil. Yani bak bu doğru bir cümle. Doğru. Ama burada öyle bir şeyden bahsetmedi ki. Her varlığın birbiriyle uyum içerisinde büyük bir bütünün parçası olarak hareket ettiği unutulmamalıdır. Evet bak kurbağaların sesinden rahatsız oldu ama bir anda Ortam değişti. Dolayısıyla her şeyin bir bütünlüğü var. Bu olabilir. Varlıklar insanların rahat bir hayat sürmesini sağlamaktadır. Varlıkların yaşam alanları korumalıdır. Bunlar da doğru ama bu metinde anlatılmak istenen Bursa seçeneği diyoruz. Hızlı tekrarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sonuçta. Geldik şimdi evrensel yasalar ve sünnetullah konusuna. Şimdi Fiziksel yasalar var, biyolojik yasalar var, toplumsal yasalar var, kimyasal yasalar var yok mı? Hocam. Harikası Tonguç'um. Öyle bir şey yok. Şimdi başlayalım. Fiziksel yasalar evrenin işleyişi ve düzeni maddenin oluşumu ve yapısıyla ilgili. Evrenseldir, değişmez. Gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Örnek verelim. Suyun kaldırma kuvveti, ısıtılan maddelerin genleşmesi, gece ve gündüzün oluşması. Bunların hepsi fiziksel yasalara giriyor Tonguç Eladim. Mesela su 100 derece getirildiğinde ne olur Tonguç Eladim? Kaynar hocam. Harikası. İşte bu fiziksel yasalarda. Bak Yasin suresi 38. ayette Allah buyuruyor ki güneş de yörüngesine akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. Bak güneşin yörüngede döndüğünü bilim insanları daha 50-100 yıl önce buldular. Halbuki Kur'an-ı Kerim bundan 100 yıllar önce gelmesine rağmen Allah Kur'an'da mükemmel bir şekilde kainattaki yörüngeyi düzeni anlatıyor. Şimdi Biyolojik yasalar canların yapısı, oluşumu ve gelişimi ile ilgilidir. İnsan, bitki ve hayvanlar bu programa göre yaşarlar. Örnek verecek olursak balıkların solungaca, kuşların kanata ihtiyacı duyması ve hatta canların farklı üreme sistemlerine sahip olması net bir şekilde bunlar biyolojik yasalarla alakalıdır. Mesela Alak suresi 2. ayette o insanı alaktan yarattı, embriyodan yarattı diye Allah bunu yüzyıllar önce Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Yani Kur'an-ı Kerim biliyorsun peygamberimiz 570 yılına doğdu. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz 40 yaşından sonra geliyor. E yani 600'lü yıllarda Kur'an-ı Kerim dünyada ama dünyada o zaman kimse kendisinin bir embriyodan, bir alaktan yaratıldığını bilmiyor. Yani biz spermden yaratıldığımızı bilmiyoruz. Ama bunun bilim insanları bu yüzyıllar sonra buluyor. Daha yakınlarda buluyorlar. Ama Kur'an'da bu önceden yazılmış. Demek Kur'an mucize bir kitap. Toplumsal açılara baktığımızda insanlar arası ilişkileri sebep sonuç içerisinde de ele alır. Toplumlar adaletle ayakta kalır. Gelir dağılımı adil olmazsa toplumsal barış bozulur. Yani adalet... Toplumlar, hukuk kuralları bunların hepsi toplumsal yasalarla alakalı. Bak Tevbe suresi 70. ayette onlara kendilerinden evvelkilerin alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberi onlara apaçık müzeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler diye bazı hikayecikler de anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de toplumların yaşadığı sıkıntılarla, toplumlara verilen uyarılarla alakalı. Şimdi evrendeki her şeyde sebep sonuç ilişkisi vardır. Allah'ın kanunlarına sünnetullah, adetullah denir. Bak burası önemli Tonguç'um. Bu yasalara uygun davranması insanların çevreyle uyumlu sağlar. Yani sen eğer suya atladığında belli bir taşırma yapmazsan boğuluyorsun. Ama belli bir taşırma yaptığın zaman ne oluyor? Bu sefer yüzmeye başlıyorsun. Aynı gemiler gibi. Evrensel yasalar bilim ve teknolojiye katkı sağlar. Günümüze kullandığımız bazı teknolojik ürünler Allah'ın evrene koyduğu yasalar sayesinde üretilmekte ve kullanılmaktadır. 2020 LGS'de toplumun huzur için toplumsal yasalara uyulması gerektiği soru olarak bize geldi. Yine sorulur Tonguç Eladim benim. Şimdi insan iradesi ve kadere bakalım. Bir külli irade var bir de cüz irade var. Mesela bizim cinsiyetimiz, ırkımız, Anne ve babamız, göz rengimiz külli iradeli Allah tarafından belirlenmiş. Cizi iradesi küçük mintoş irade. Burada istediğimiz mesleği seçebiliyoruz. Ben öğretmen olmuşum. Sen yarın bir gün astronot olabilirsin veya doktor olabilirsin veya youtuber olabilirsin veya futbolcu olabilirsin bilmiyorum. Mesleğini seçebiliyorsun. Bunların içinde hangisi önemli hocam? İkisi de önemli Sonuç'um. Külli irade de önemli, cüzi irade de önemli. Neden? Külli irade Allah tarafından net bir şekilde hepsini zaten Allah yapması yapamayız ama külli irade... Allah'ın bizim cinsiyetimizi, ırkımızı, anne ve babamızı, göz rengimizi belirlemesi. Cüz iradesi bizim cüz irademizle ...tabii ki Allah olmadan yapamayız... ...yani bir anda hepimiz yok olup gidebiliriz... ...ama Allah bize cüz'i birade bir vermiş... ...demiş ki... ...mesleğini seçebilirsin... Dersine çalıştığın zaman... ...LGS başarı olabilirsin... ...arkadaşlarını seçebilirsin... ...mesela... ...sen... ...arkadaş olarak... ...ee... ...diyelim ki... Tankut'u veyahut da Tongül'ü veyahut da Berkant'ı, Ali Haydar'ı istediğini seçebiliyorsun. Niye? Çünkü aklını kullanıyorsun, cüz iradeni kullanıyorsun. Şimdi insan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerine özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Allah kimseye gücünün üstüne sorumluluk yüklemez, İnsan davranışlarını kadere yükleyemez. Şimdi... Kader kavramını doğru anlamış biri dünyanın fani ve imtihan yeri olduğunu bilir. Fani geçici yani. Yaratılanı hoş görür Yaradan'dan ötürü. Bak bu Yunus Emre'nin cümlesi Tonguç Evladım benim. Emek ve çabasının karşılıksız kalmayacağının farkında olur. Burada faneyi geçiş demek... İmtihan nedir hocam? İmtihan da Tonguç Evladım benim ee, şey... Sınav yani egzem. Mesela senin gireceğin LGS bir imtihan. Öyle düşün. Şimdi liseler giriş imtihanı gibi düşün yani. Emek ve çabasının karşılıksız kalmayacağını farkında olur. Dünya gerçekten geçici bak. Herkes geliyor yaşıyor ölüp gidiyor. Kimler kimler öldü bak. Dünyanın en büyük futbolcusu Pele'ydi öldü gitti. İşte çok ünlü bir şarkıcı vardı Michael Jackson diye öldü gitti. Kimler kimler buradan yaşadı ve gittiler. Dolayısıyla burası bir imtihan yeri. Yanlış kader anlayışına sahip biri ise kaderin böyleymiş ne yapsam boş gibi söylemler ile suçu kadere yıkar. Yanlış kader anlayışının temelinde bilgisizlik, tembellik ve sorumsuzluk yeter. Aman ben yapmadım ki falan diyor. Ya sen yapmasan bak ben şimdi bu kalemin kapağını kapattım. Ben şimdi mesela videoyu bitirebilirim. Video bitirebilirim ama bitirmiyorum. Niye? Sınavınız var. Size yardımcı olalım diye uzun uzun anlatıyorum. Aa, ama ben bitirdim. Kaderde böyleymiş diyemem. Demek ki her şeyi biz aklımızı kullanarak durdurabiliyoruz, başlatabiliyoruz, devam edebiliyoruz. 2021 ve 2022'de de bu konudan soru geldi. 2023 ile ilgili size de gelecek onun um. Hemen sorumuza bakalım. Tabloda verilen örnekler insanın sorumlu oldukları ve sorumlu olmadıkları şeklinde işaretlenecekler. Buna göre örneklerden hangileri sorumlu oldukları şeklinde işaretlenmelidir demiş. Şimdi yaşlanmak, bir meslek sahibi olup rızık için çalışmak, adaletli olmak, siyah ten rengine sahip olmak demiş. Şimdi bu örneklerden hangileri sorumlu oldukları şeklinde işaretlenmelidir demiş. Sorumlu oldukları mesela diyelim ki yaşlanmaktan sorumlu mu sormuş herhalde benim? Hayır hocam. Tamam bunu geçtik bu sorumlu olmadıklarında. Biz sorumlu olduklarını işaretlememizi istiyor. Bir meslek sahibi olup rızık için çalışmak. Bir meslek sahibi olup rızık için çalışmak. Bundan sorumluyuz. Bu var. iki var. İkinin yanına şöyle dikkat alalım. Adaletli olmaktan sorumlu muyuz? Süper. Bunu aldık. O zaman iki ve üç var. Siyah ten rengine sayalım. Mesela benim rengim ee, beyaz. Başkasınınki sarı ten renginde olabiliyor. Kimisi siyahı olabiliyor. Herkesin ten rengi Allah tarafından bahşedilmiş. Çok güzel Farklı farklı tenlerde yaratılmışız. Bunda sorumlu değiliz. Dolayısıyla 2 ve 3 sorumluluğumuz... Ha gidip bronzlaşabilirsin o ayrı mesele ama... ...burada anlatılmak istenen direkt siyahı olarak doğmak Tonguç'un. Dolayısıyla 2 ve 3'ten sorumluyuz ama 1 ve 4'ten sorumlu değil. Evet arkadaşlar şimdi geldik... ...LGS'de de mutlaka sorulacak olan kaderle ilgili kavramlara. Dolayısıyla bir hafta sonra gireceğimiz sınavda... ...aynı sözel bölüm 2020'de, 2021'de ve diğer sınavlarda olduğu gibi... ...kaderle ilgili kavram burada da gelecek. Şimdi... Ecel bizim ölüm tarihimiz. Yani eğer 100 yıl yaşayacaksak bundan diyelim ki 100 yıl sonrası ne olsun? 2123. 2123 eceli oluyor. Ömür ise bizim yaşadığımız süre oluyor. Ecel engellenemez. Allah'ın verdiği ömrü onun rızasına uygun bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bizim deadline'ımız, ölüm tarihimiz, ecelimiz, yaşadığımız ömür ise ömrümüz, yaşam süremiz oluyor. Emek ve rızık da önemli. İsraftan kaçınmamız gerekiyor. Helale, harama dikkat etmemiz gerekiyor. Ve rızık için de gayret göstermemiz gerekiyor. Emeksiz yemek olmaz. No pain, no gain. Zahmetsiz rahmet olmaz. Olur mu Tonguç'um? Hayır hocam. Dolayısıyla bunların hepsi çok önemli arkadaşlar. Şu anda sizler gece gündüz çalıştınız, gayret gösterdiniz ve sonunda da inşallah LGS'de rızkınızı alacaksınız. Tevekkül ise tembellik etmeden tedbirli olup ...sorumluluklarını yerine getirmek ve dua etmek. Biz çalıştık, LGS için gayret gösterdik. Sonrasında videomuzun sonunda LGS duamızı yapacağız. Ve inşallah da çok güzel bir liseyi kazanacağız. Ama hiç LGS'ye çalışmadan direkt türbeye gitsek... ...LGS baba türbesine gidip... ...ya Rabbi hiç çalışmadım ama türbeye geldi ben kazanayım desek... ...kazanabilir miyiz sonuç evladım? Elif? Hayır hocam. Dolayısıyla... O yanlış tevekkül anlayışı oluyor. Başarı başarısızlık da önemli. Başarı için inanmamız, çabalamamız, sabırlı olmamız ve dua etmemiz gerekiyor. Kimsenin hakkına girmememiz gerekiyor. Sağlık hastalık kavramları da önemli. Sağlığımızı koruyacak tedbirler alacağız ve gerektiğinde de tedavi ihmal etmeyeceğiz. Hemen bir sorumuz var. Okan Bey bu arada ekranları başında arkadaşlarımız da bizlerle beraber cevaplasınlar. Şimdi buna göre diyor Okan Bey'in kavramlarından hangilerine önem verdiği söylenebilir? Okan ve Hüseyin Bey aynı anda çiçek satın alarak bakımlarını üstlenmişlerdir. Ancak Okan Bey'in çiçeği canlılığını korurken Hüseyin Bey'in çiçeği kısa zamanda solmuştur. Okan Bey'e başarısının sarı sorulduğunda çiçeğine düzenli olarak su verdiğini hatta onlarla konuştuğunu söylemiştir. Bak çiçeğiyle ilgilenmiş, çiçeğiyle dertlenmiş. Şimdi buna göre Okan Bey'in bir emek, iki ömür, üç sorumluluk, dört özgürlük kavramlarından hangilerine önem verdiği söylenebilir. Şimdi emeğe önem vermiş. Niye emek zarf etmiş? Onlar için su vermiş, onlarla konuşmuş. Ömür alakası sorumluluk var. Bir ve üç olacak. Özgürlükle alakalı bir şey yok. Dolayısıyla bir ve üç C diyen arkadaşlarımız doğru yaptılar. Hemen diğer bir soruya bakıyoruz. Osmanlı döneminde bazı hacı adayları kutsal topraklara gitmeden evvel maden ocaklarını ziyaret ederlerdi. Madencilerin paralarını en helal para olarak gören hacı adayları her gün yerin yüzlerce metre altına girip zor şartlar altında çalışan madencilerin paralarıyla kendi paralarını takas ederlerdi. Buna göre hacı adaylarının aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri söylenebilir? Tevekküle, ömüre, iradeye, emeği. Burada arkadaşlar madencilerin gerçekten her biri çok büyük emekler sarf ediyor. Dolayısıyla burada doğru cevabımız da emek sevgili arkadaşlar denizli. Şimdi gelelim Musa Aleyhisselam'a. Birincisi Tevrat adlı ilahi kitap ona veriliyor. İlahi mesaj gelmiş. Daha sonraları kavmi buzağıya tapıyor. Şirk yapıyorlar yani. Allah'tan başka birine tapmak şirk. Kızıldeniz mucizesi var. Allah'a teslim oluyor ve tevekkül edip denize ortadan ikiye yarabiliyor. Ee, kardeşiyle destekleniyor. Kelimullah peygamberlerden biri. Firavun'la mücadele ediyor. Tevhid mücadelesi. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya çalışıyor. Annesi de yine tevekkül sahibi. Ne yapıyor? Yavrusunu ırmağa bırakıyor ve Allah'ın onu bir şekilde koruyacağına inanıyor. Şimdi ayetel kürsü ve anlamına bakalım. LGS'de sure ezberinden ziyade ...surenin ya da ayetin vermek istediği mesaj soruyor. Yani LGS'de ayetel kürsü izle oku bakayım. Allahü la ilahe illahü hayyül kayyum diye sormazlar. Dolayısıyla direkt anlamını sorarlar. Hemen Bakara suresi 255. ayete bakalım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, hay. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır, kayyum. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Yani Allah bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir Ali, mutlak büyüktür azim. Burada Allah'ın Ali, azim, kayyum, hay isimlerini görebiliyoruz. Şimdi... Geldik zekat ve sadakaya yeni konumuza sonrasında dersimizin sonunda inşallah LGS duamızı yapacağız ve din hızı tekrarımızı bitireceğiz. Hangi yıllarda çıktı? 2020'de iki tane soru geldi. Demek ki bu sene de en az bu kısımdan yani İslam'ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği önemden iki soru bekliyoruz. Yine aynı şekilde zekat ve sadaka ibadetinin faydaları burası çok önemli. Buradan da en az iki soru bekliyoruz. Zaten din dersinde en önemli ünite bu seneki sınavda bu ikinci ünite. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dan ve Maun Suresi ve anlamına da mutlaka bakacağız. Şimdi İslam'ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği öneme bakalım. Sosyal bir varlık olan insan için yardımlaşma vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İslam dini de Müslümanların birbirini gözetmelerini, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmalarını emretmiştir. Maide suresi ikinci ayette iyilik ve takva üzere yardımlaşın diyor. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınma üzerine yardımlaşın diyor. Şimdi yine hadis olarak da peygamberimiz her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir diyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı güncel hayat yorum soruları soruldu. Yine gelecekler arkadaşlar. Zaten birazdan hemen sorumuz geldi. Bakalım. Buna göre paylaşmanın faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Olumsuz bir soru kökü. Yardımlaşma ve paylaşma toplumun manen ve maddeten yücelmesine yardımcı olur. Ekonomik ve sosyal dengesizlikleri önler. Toplumun geleceğini aydınlık kılar. Özellikle çocuklarımıza paylaşmayı öğretmek gelecek nesillerin dünya geleceğinin önünü açmaktadır. Huzurlu, dengeli, mutlu insan sayısının çoğalmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle çocuklarımıza, gençlerimize vereceğimiz eğitimin temel konusu paylaşmayı öğrenmek olmalıdır. Şimdi paylaşmanın faydaları hangisi yoktur diyor. Gelecek nesillerin tüm problemlerini yok eder diyebilir miyiz sonuç? Yemiyoruz. O zaman doğrucağımız bu hangisi yoktur diyor. Bu yok. Toplumun geleceğini aydınlatır, evet. Toplumun maddi ve manevi yönden yücelmesini sağlar, evet. Sosyal adalete ve dengeye katkı sağlar, evet. Bunların her biri burada da anlatılıyor ama gelecek nesillerin tüm problemlerine o kadar iddialı. Zaten hem Türkçe paragraf sorularında hem de inkılap tarihinde ya da dinde buna benzer. Tamamen bütünüyle tüm gibi iddialı ifadelere dikkat edin. Olumsuz soru köklerinde bunlar doğru cevap oluyor Tonguç'un. Hemen başka bir soruya bakıyoruz. Bugün güzel sorular çözeceğiz. Zimem defteri için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru olur demiş. Eskiden bu topraklarda güzel bir gelenek vardı. Ramazan ayında hali vakti yerinde olanlar kılık kıyafeti değiştirerek hiç tanımadıkları mahallelere gidip bakkalın manavın tenha zamanlarını yani boş zamanlarını seçerek zimem defteriniz var mı diye sorarlardı. Esnaf bu defteri çıkarınca gelen şöyle derdi. Lütfen baştan sondan ve ortadan şu kadar sayfanın hesabını siliniz. Esnaf da bu kadar sayfanın toplamını hesaplar ve gelen de kesesinin ağzını açar geleni yapardı. Allah kabul etsin diyerek çeker giderdi. Şimdi bak ...hiç tanımadığı insanlar için direkt ee, hesaptaki bu yani veresiye defterindeki sayfaları ödüyor. Zimem defteri için hangisi doğru olur? A. Esnaftan borç yani veresiye mal alan mahalle sakinlerine ait borç defteridir. Bu doğru. Diğerine bakalım. Maldik yardıma muhtaç kişilerin yazılı olduğu not defteridir. Hayır öyle bir şey yok. Maldik kalabalık ailelerin yazılı olduğu defterdir. Hayır öyle bir şey yok. Esnafın akrabalarının... Hayır öyle bir şey yok. Burada doğru cevabımız A seçeneği. Burada dikkatliyseniz paragraf sorusu gibi bir soru sordu ama aynı zamanda bize de gösterişli bir şekilde değil de böyle e, daha mütevazi bir şekilde, gizli bir şekilde yapılması gerektiğini bize vurgulayan bir soru oldu. Şimdi zekat ve sadakayla alakalı önemli kavramlarımızı güzel bir şekilde öğrenelim Tonguç'um. Yılda bir veriliyor zekat, belli bir oranda veriliyor, maddi bir iyilik ve zengin Müslümanlar tarafından veriliyor. Yani belli bir zenginliğe erişen Müslümanlar verebiliyor bu zekatı. Sadaka ise maddi manevi iyilik. Herkes verebiliyor ve herkes birbirine sadaka verebilir. Ben sana güzel bir söz söylediğimde sana bu bir sadaka oluyor. İnsanlara güzel bir davranış sevgi... insanlara güzel bir davranı sergilemek, e, fakir insanlara yardım etmek. Bir arkadaşımıza güzel bir iltifatta bulunmak bu da bir sadaka. Sadaka maddi manevi her türlü olabiliyor yani. Zekatın kelime anlamı temizlenme, çoğalma, bereket ve gelişme anlamına geliyor. Sadaka da doğru söylemek ve verdiği söze durmak anlamına geliyor. Nisap miktarı denilen bir kavram var. Dinen zengin olmak demek. Yani böyle işte Bentley'leri ve Ferrari'leri var. Öyle değil. Belli bir miktarda belli bir zenginliğe ulaşan kişi o kişiye biz nisap miktarıca zengin olmuş diyoruz ve böylece zekattan sorumlu oluyor. Ee, ...infak Allah için vermek demek. Bir şeyi Allah için e, bir malını... ...bir e, işte evini... ...belli bir miktar paranı Allah için birilerine vermek... ...Allah için harcamak infak oluyor. Şimdi... E, ...sadakayı cariye kesintisiz iyilik. Mesela diyelim ki bir adam çeşme yaptırıyor... ...öldükten sonra bile o çeşmeden su içenler... ...ona sevap kazandırıyor. Veyahut da işte bir okul yaptırıyor... ...öldükten sonra bile o okulda okuyan çocuklar... ...ona sevap kazandırıyor. Bu da sadakayı cariye yani kesintisiz... ...infiniti, sınırsız, sonsuz iyilik... Fitre de Ramazan sadakası. Bu konudan her yıl soru geldiği için burayla alakalı zaten birazdan sorular çözeceğiz. Şimdi sadaka, fitre, sadakayı cariye, zekat bunları bir öğrenelim. Şimdi kimler verir? Zengin, akıllı, hür, ergen Müslümanlar zekat verebiliyor. Kimlere verilebilir? Yoksullara verebiliriz zekatı. Düşkünlere verebiliriz, borçlulara, yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbi İslam'a sınırılmak istenenlere, Allah yolunda çalışanlara, zekat memurlarına biz zekat veriyoruz ve onlar da ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Peki zekat kimlere verilmez sonuçum? ...bakmakla yükümlü olduklarına veremezsin. Yani annene, babana, çocuklarına, eşine zekat veremezsin. Nelerden zekat verebilirsin? Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, para, altın, toprak, madenden... ...belli oranlarda zekat verebiliyoruz. Sadakayı cariye bir kez hatırlatalım. Sadakayı cariye net bir şekilde nedir? Sadakayı şöyle güzel yazalım. Sadakayı cariye net bir şekilde sonsuz, sınırsız e, sadaka olmuş oluyor. Şimdi burada şu çok önemli. Samimiyeti ve Allah rızasını esas tutacağız zekatımızı sadakamızı ya da infamızı yaparken Allah samimiyetle verilen sadakanın karşılığını fazlasıyla verir. Kişinin kendisini ve ailesinin geçimini sağlaması sadaka vermesinden öncelikli. Yani diyelim ki evde ekmek yok ama sen kazandığın parayı ekmek alıp eve getirmek yerine insanlara sadaka, zekat olarak verirsen bu doğru değil. İnsan onurunu koru, gösterişten uzak dur, karşı tarafı incitme. Bak burada selfie çekerek sadaka veriyor. Bu doğru değil. Onurunu incitiyorsun onu. Gerçek muhtaçları bul, malın iyisinden ver. Diyelim ki ben burada kalemlerim var. Ya işte bunlardan şunlar zaten yazmıyor. Bunları iyilik yapayım diye vermem doğru değil. En güzelini, en iyisini vermem lazım ki zekatın bir anlamı olsun. Zamanında ver ve yakınlarından başla. Ey iman edenler Başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Bakara suresi 264. ayette net bir şekilde insanları Allah uyarıyor. Yani bir iyilik yapıyorsun al sana fakir bu senin olsun. Böyle değil böyle olmaz. Bu başa kalkmak oluyor bu kötü bir şey. LGS'de zekat ve sadakanın faydaları ve temel özellikleri soruluyor. Hemen bir sorumuz var Tonguç'un um. bakalım. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir diyor bak değinilmiştir ne anlatılıyor diyor. Şimdi Bakara suresi 267. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyi olanlarından bak iyi olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan gönlünüze yatmaksızın almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki Allah ganidir, hamittir. Kimse ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır. Yani kullanmadığın şey değil de hani gerçekten kullanabileceğin şey vermek daha güzel bir şey. Bu ayet aşağıdaki hangisine denilmiştir? Allah yolunda harcanan malın bereketlendiğine bu ayette bundan bahsetmedi. Yardım ederken insan onurunun korunmasına burada da bundan bahsetmedi. Yani bunlar doğru şeyler. Allah yolunda harcanan mal bereketlenir. Bu başka ayetlerde bundan bahsediliyor. Buğday başakları gibi çoğalır diyor. Yardım ederken insan onurunu korumamız lazım. Burada da bununla alakalı az önce bir ayetimiz vardı. Ne demişti Allah Bakara suresinde? Ey iman edenler başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız sayılara boşa çıkarmayın demişti. Ama bu ayette bundan bahsetmedi. İnfakın nelerden ve nasıl yapılması gerektiğinden bahsetti mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Harikasın. Niye? Bak kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyi olanlarından harcayın diyor. Allah yolunda harcayın diyor. Allah yolunda harcamak infaktı. Dolayısıyla bu doğru cevabımız. Zekat ve sadakanın zamanında verilmesine dair de bir bilgi yok. Zamanla alakalı bir şey yok. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. Nelerden ve nasıl yapılması gerektiği? Yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyi olanlarından ve... E, e, almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın diyor. Yani böyle hiç kullanmadığınız kötü şeyler ama bu bayağı zaten hiçbir işime yaramıyor dediğin şeyi vermek de olmaz demek istiyor. Şimdi gelelim zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarına. Buradan da sorular geliyor Tonguç'um. Bireysel faydaları malımız bereketlerini. bak bizim malımız. Allah'ın nimetlerine şükür etmiş oluyoruz. Mala karşı düşkünlüğün getirebileceği zaaflardan kurtuluyoruz. Ve kişiyi de cimrilikten koruyor. Toplumsal faydalarına baktığımızda yoksulluktan korunuyoruz. Sosyal ve ekonomik dengesizlikler azalıyor haset, kin ve düşmanlıklar gideriliyor. Zengin ve fakirler arasında saygı ve sevgi köprüleri kurulmuş oluyor. Zekat ve sadakanın toplumsal faydalarında. Şimdi hemen bir sorumuz var. Bu bilgilerden hangisi başla uymamaktadır diyor. Zekat ibadetinin toplumsal faydaları olacak. Şimdi insanlar arası sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. Bu sence Tonguç'um zekat ibadetinin toplumsal faydalar arasına girer mi? Evet hocam. Harikasın. O zaman bir eledik. Ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlar. Bu da toplumsal bir fayda. B'yi deledik. Sosyal adaletin bağlanmasına katkı da bulunur. Yani toplumun adaletli bir şekilde yaşamasına katkı da bulunur. Bu da yine toplumsal fayda. Zaten bak social, e, sosyal veyahut da society, toplum bunların her biri toplumla alakalı demek. Society, toplum demek İngilizce'de. Social, e, aynı zamanda toplumsal demek. E, sosyal, toplumsal aynı kelime neredeyse. Bunu LGS inkılap tarihi için bilin diye de açıklıyorum Tomuncuğum. Şimdi Kişinin Allah'a şükrünün ifadesidir. Bu zekatın bir faydası ama toplumsal değil bireysel bir faydası. Dolayısıyla cevabımız denizli seçelim. Şimdi geldik Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a. Buradan da sorular geliyor dikkat olmamız lazım. Birincisi Hatibül Enbiya. ikna edici, yumuşak huylu. Öğütleri var. Hile yapmayın diyor. Şirk koşmayın diyor. Yani Allah'tan başkasına e, inanmayın. Allah'tan başkası vardır. Başka bir Allah daha vardır gibi şeyler düşünmeyin diyor. Bozgunculuk yapmayın haksız kazanca meyletmeyin diyor. Kısacası refah içindeki medyen ve eyke halkını putlardan ve haksız kazançtan uzak tutmaya çalışıyor. Fakat halkı ona inanmayıp onun tebliğini, onun davetini kabul etmiyorlar ve Allah tarafından helak ediliyorlar. Şimdi ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzüne bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır diyor. Araf suresi 85. ayette Allah. Kamine bu uyarıları yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakalım Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb. Burada doğru cevabımız tabii ki Hazreti Şuayb. Ekranların başında bilen arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik Maun suresine ve anlamına artık dersimiz de yavaş yavaş bitiyor. Oo süper ders bitti mi hocam? Hayır lan bitmedi. Bir ünitemiz daha var ama artık sonlara yaklaştık diyebiliriz. Biraz daha sabredersek bitecek inşallah. Şimdi maun nedir? Yardım ve zekat demek. Yardımlaşma engel olan kişilerin özelliklerinden söz ediliyor. Bu maun suresinin yani eraytellezi yükezu bittiğin diye başlayan bu surenin mesajları var. Ahirete inanıyorsan yetime ve yoksula iyi davran. Sadece kendini düşünüp bencil olma. Sorumluluk duygusuyla hareket edip yardımlaş. İbadetlerde riya gösteriş yapma, Allah rızasını esas al. Burada arkadaşlar şunu söyleyelim ki LGS'de yani çıkmış sınav sorularına baktığımızda asla bir ezber sorulduğunu görmüyoruz. Surelerin vermek istediği mesaj soruluyor. Bunda bilmemiz lazım. Bu surenin altı çizili bölümünde aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir diyor. Bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Maun suresinde e, altı çizili kısmı bulmaya çalışacağız. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar, hayra da engel olurlar. Bakalım. Şimdi, halka gösteriş yaparlar diyor. Dolayısıyla bu sözün altı çizili bölümünde hangisi eleştirilmektedir? Yardıma engel olanlar, hayır. Yetimin hakkını gasp edenler, hmm, yetimin hakkını gasp edenler, bu da değil. İbadetlerine riya karıştıranlar, bak riya ile... Gösteriş yapmak aynı anlama geliyor. O yüzden cevabımıza Ceyhan diyebilir miyiz sonuç? Diyebiliriz hocam. Süpersin. Tamam. Bu dursun ama. Yine de son seçeneği de kontrol edelim. Farz ibadetleri yerine getirmeyenler bundan da bahsetmiyor. Burada riya demek, gösteriş yapan demek. Bu tarz kelimelerin eş anlamını bilmemizi gerektiren sorular gelebilir Tonguç cümleye geçse. Dikkat olun arkadaşlar. Şimdi geldik son ünitemize. Bitiyor demiştik. Bitiriyoruz artık inşallah. Hangi yıllarda çıktı? din birey ve toplum ünitesinden 2020'de 3 soru gelmiş. Yani biz diyoruz ya LGS'nin sadece birinci dönem konuları olduğu LGS 2020'ye dikkat edin. İşte o sene bu konunun bu bölümünden 3 soru gelmiş. Ve yine aynı şekilde dinin temel gayesinden de sorular geçmiş yıllarda gelmiş. O yüzden bileceğiz. Bakalım. Dinin sözlük anlamı kanun, hesap, hüküm, ödüllendirme, teslimiyet anlamına geliyor. Kelime anlamı Allah'ın Celle Celaluhu peygamberleri aracılığıyla ilettiği akıl sahiplerini dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirecek ilahi kurallar bütünü. Yani Allah peygamberler aracılığıyla işte Hazreti Adem, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed bizim peygamberimiz aracılığıyla insanlara diyor ki aklınızı kullanın hem dünyada hem de ahirete mutluluğa erişin diyor. Ve bu kurallar bütünü de din diyoruz. Kimle yolluyor Allah dinini? Melekleri ve peygamberler aracılığıyla yolluyor. Yani melekleri işte Cebrail aleyhisselam peygamberimize geliyor diyor ki Allah'ın sana bir mesajı var bunu getirdim bunu insanlara söyle Allah insanlara mesajını tabii ki e, peygamberleri vasıtasıyla iletiyor. Kime hitap eder? Akıl sahiplerine. Yani eğer aklımız yoksa beynimiz yoksa dinimize hitap etmiyor. Amacı dünya ve ahiret mutluluğu. Özelliği fıtridir yani doğal ve evrenseldir. Bak Plutarkos bir Yunan filozof diyor ki dünyayı dolaşınız. Duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, serbestsiz şeyler bulacaksınız. Ama fakat mabetsiz yani böyle camisi, kilisesi olmayan veya mabutsuz yani Allah'a inanmayan bir şehir bulamayacaksınız diyor. Şimdi Dinin ana konularına baktığımızda inanç, ibadet, ahlak ve toplumsal ilişkiler var. İnanç tevhid inancı Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıyor. İbadet kulluk vazifeleri, zekat, sadaka, kurban yani sosyal dayanışma, hac, namaz, sosyal birliktelik bunların her biri Dinin ana konuları. Dini yemeyen insanın aklına, ruhuna ve kalbine dokunuyor. Gerçekten aklımıza da yatıyor. Aa diyoruz biz gerçekten bize bu kadar nimetleri veren Allah'a şükür etmeyiz. Sonuçta ben sana bu kalemi sana versem bana teşekkür edersin değil mi Tonguç Eladim? Evet hocam. Ee, o zaman Allah bize neler neler vermiş. Akıl vermiş, zeka vermiş, göz vermiş, kaş vermiş, güzellik vermiş, bir sürü şey vermiş. Ee, bunlara bir teşekkür etmemiz lazım. Aklımıza, ruhumuza ve kalbimize. Ve biz dua ettiğimizde, Allah'a şükrettiğimizde, ibadet ettiğimizde... ...bak birazdan mesela LGS duasını yaptığımızda acayip rahatlayacağız. Diyeceğiz ki Allah'ım sana şükürler olsun. Hem çalıştık hem de dua ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Harikasın sonuç şey Hadi bakalım. Şimdi ahlak Allah'a hürmet, doğruluk, dürüstlük, iyilik... ...Allah'ın kullarına şefkat ve merhamet göstermek... Adil ve hoşgörülü olmak. Yani ahlaklı olmamız gerekiyor. Dinin temelinde ahlak var. Yani sen Allah'a dua ediyorsan ama ahlaksızlık yapıyorsan, yalan söylüyorsan, İnsanlara zarar veriyorsan, şefkat göstermiyorsan, hayvanlara zarar veriyorsan ahlaksızsın demektir. Toplumsal ilişkilere baktığımızda sosyal hayata dair kural ve ilişkiler var. Bu da tabii ki dinin bize kazandırdığı nimetlerden biri. Allah Enam Suresi 162. ayette de ki namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Biz yaptığımız bütün iyilikleri, bütün güzellikleri bütün doğrulukları tabii ki Allah için, Allah rızası yapmamız gerekiyor. Yani ben insanlara yardım ettim. Neden? Malım çoğalsın diye. Hayır. Allah rızası yapmalıyız. Ben namaz kılıyorum. Neden? Beni hani görsünler bak ben namaz... Hayır hayır. Allah rızası yapmalıyız. Şimdi bir tane sorumuz var bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki değerlerinden değildir demiş. Bugün yeryüzünde birden fazla din mevcudiyetini sürdürmektedir. Dinlerin inanç sistemleri birbirinden farklı olmasına rağmen bazı konularda birleşirler. Her dinin kendine ait özelliğinin yanında bütün dinlerin bir takım ortak özellikleri de vardır. Köken veya ortaya çıktığı bölgeye göre gruplandırılan dinler kendi işlerinde birbirine daha çok benzerler. Farklı gruplarda yer almalarına rağmen neredeyse bütün dinlerin sahip olduğu ortak inanç ve uygulamalar da vardır. Şimdi Dinlerin ortak ahlaki değerlerinden biri doğruluk ve güvenilir olmak vardır tabii ki. İyilik ve yardımseverlik de vardır. Çevreyi korumak da vardır. Ama bütün dinlerde ahiret inancı olmayabiliyor. Çok şükür bizim dinimizde ahiret inancı var. Nasıl ağaçların yaprakları sonbaharda dökülüyor, baharda yeşeriyor. Biz de öleceğiz ama baharda tekrar yeşereceğiz. Ahirette yeniden sevdiklerimize kavuşacağız inşallah. Şimdi din, birey ve topluma bakalım. Din insanı manen yüceltir, yaşamına anlam katar, duygu davranış yönünden insanı geliştirir. İnsan inancı sayesinde neye, ne kadar, nasıl değer vereceğini bilir. Din ve toplum ilişkisine baktığımızda insan sosyal bir varlıktır. İbadetler, dayanışma, kardeşlik, hoşgörü ve toplumsal birlikteliğe katkı sağlar. Mesela bayram namazında hep beraber buluşuyoruz, cuma namazında buluşuyoruz, dualar ediyoruz, birlikte bir araya geliyoruz, selamlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Bu bizim toplumsal olarak dayanışmamızı da sağlıyor. Böylece toplumsal huzura, iyiye ve güzele ulaşılır. Namaz, cemaatle kılınması, tanışmaya, kaynaşmayı sağlıyor. Yani tek başına da namaz kılabilirsin ama cemaatle kıldığın zaman böyle onlarla sohbet ediyorsun, tanışıyorsun, görüşüyorsun. Kurban, paylaşma ve yardımlaşma. Zekat, muhtaçları gözetme. Ben mesela namaz kıldığımda kendime kalmış oluyorum ama zekat verdiğimde toplumsal dayanışmayı artırıyorum. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Hac beraber olma ve kardeşlik bilinci. Hacda dünyanın her yerinden Müslümanlar bir araya geliyor. Oruç iradeyi güçlendiriyor. Yani bedenimizin zekatını veriyoruz. Bize Allah çok güzel bir beden vermiş. Sağlıklı bir beden vermiş. Bunun zekatını veriyoruz. Allah'ım sen bize bu nimetleri verdin ama sen yemeyin dersen yemeyiz diyoruz. Ve iftar saatine kadar bekliyoruz. Oruç iradeyi güçlendirme gibi bireysel ve toplumsal etkileri vardır. Dinin yaşanmasına denge gözetilmelidir. Dinin, kültür, sanat, dil ve benzeri üzerinde etkisi söz konusudur. Din duygusunun güçlü olduğu toplumlar zorluklar karşısında daha dirençli olurlar. Şimdi dinin temel gayesi zarurat hamsenin genel amacı yani beş temel amacı var dinin. Zaruri amaç bunlar. Hamse beş demek Arapçada. Dünyada ve ahirette mutluluk. Din, can, mal, nesil, akıl ve dinin korunmasına önem veriyor. Şimdi malın korunması, aklın korunması, dinin korunması, canın korunması ve neslin korunması dinin önem verdiği şeylerden bir tanesi. Eğer canını korumazsan ne olur Tonguç şeylerden benim? Mortanzi. Evet o zaman Dinimiz intihar etmeyi yasaklıyor. Ölmeyeceksiniz diyor. Ölmemek için gayret göstereceksiniz. Ve malınızı, canınızı koruyacaksınız diyor. Tabii ki ecelimiz geldiğinde vefat ediyoruz. O ayrı mesele. Bize içilen bir ömür var. Ama yani intihar etmek dinimizi yasak. Canını koruman gerekiyor. Malın korunması, faiz, kul hakkı, israf, tefecilik bunlar dinimizde yasak. Faiz haram. Kesinlikle helal olmayan kazancı elde edemiyoruz. Kulak yani başkasının hakkına geçmek... Günah. İsraf etmek günah. Tefecilik yani insanlara borç alıp onları zor duruma sokmak günah. Helale dikkat edeceğiz. Haramdan uzak duracağız. Kumar yasak. Aklın korunması lazım. Alkol aldığımızda uyuşturucu bağımlılık veren maddeler kullandığımızda aklımız duruyor. Bu da yasak. Aklımızı korumamız gerekiyor. Kur'an ve sünnete uy hurafe ve bidatten uzak dur. Yani böyle uydurma gereksiz bilgilerden uzak durmamız gerekiyor dinde. Tamamen Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete yani peygamber efendimizin bizlere söylediği şeylere uymamız gerekiyor. Neslin korunması, aile, nikah ve zina aileyi korumamız gerekiyor. Nikahlı bir şekilde eşlerimizle yaşamamız gerekiyor ve zinadan da uzak durmamız gerekiyor. Şimdi gel buraya bakalım sorumuza. Bu metin aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır demiş. Tabağındakini bitir yoksa arkandan ağlar. Çocukken pek iştahlı olmadığımdan bu sözü çok sık duyar bir anlam veremezdim. Yemekler nasıl ağlasın ki? Yemekler değildi belki ama tabağımda kalan yemekler nedeniyle ağlayan birilerinin olduğunu zamanla fark etmeye başladım. Yetersiz beslenmeden dolayı sağlıksız büyüyen ya da büyüyemeyen çocuklar aslında dünyayı besleyebilecek kadar varken erişim sorunlarından ya da çöpe atıldığından dolayı ulaşamadıkları gıda için açlık çeken milyonlarca insan. Bu gerçeğin sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Bu metinde aşağıdakiler hangisi vurgulanmıştır? Haksız kazancın engellenmesi değil, İsraf konusunda hassas davranılması diyebilir miyiz Tonguç'um? Diyebiliriz hocam. Diyebiliriz ya. gerçekten. De. Neden? Çünkü biz yemeğini bitirmezsen arkandan ağlar diyor. Benim annem de derdi ben de anlamazdım. Gerçekten de Afrika'da binlerce çocuk açlıktan ağlıyor. Biz eğer o yemeğimizi bitirmezsek veya israf edersek yemeğimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmazsak o insanlar ağlıyor. Dolayısıyla bu da çok büyük günah. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Ceyhan ve Deniz'e alakası şeyler zaten. Geldik buraya. Bu parçaya göre alkol İslam'ın temel gayelerden hangilerine zarar vermektedir demiş. Alkollü içki tüketen ve tüketmeyen ailelerin içinde yaşadıkları ortamda önemli farklılıklar vardır. Mesela içki içen aile ortamı güvensizdir. Kişiler arasında sürekli bir kavga ortamı hakimdir. Kişi yaptıklarının farkında değildir. Sağlıklı kararlar veremez. Ailede çocuklarına karşı bir ilgisizlik de vardır. Tutarsız yani birbiriyle çelişen davranışların sergilenmesi çocukların neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamasında sorun oluşturur. Anne baba desteği almayan çocuklar sorunlu bir çocukluk, sorunlu bir yetişkinlik dönemi geçirirler demiş. Şimdi bu parçaya göre alkol İslam'ın temel gayelerinden hangilerine zarar veriyor? Şimdi İslamiyet nesli koruyordu, aklı koruyordu, dini koruyordu, malı koruyordu. Ama burada alkol bu parçaya göre neye zarar vermiş diyor. Şimdi neslin korumasına zarar veriyor. Çünkü çocuklar bizim neslimiz. Neslimiz alkol yüzden kötü yetişebiliyor. O zaman bu var. Aklın korumasına zarar veriyor. Niye? Dedi ki kişi yaptıklarının farkında değildir. Gerçekten de yani, alkol alan... ...arkadaşlarım var benim mesela, alkol alıyor. Arkadaşız ama çok seviyorum ben onları. Fakat alkol aldıkları için bazen üzülüyorum. Yapmayın, içki içmeyin diyorum. Ama içiyorlar ve gerçekten bazen yaptıklarının farkında olmuyorlar. Anlamsız cümleler söylüyorlar, anlamsız tavırlar sergiliyorlar. Diyorum ki yapmayın diyorum, yapmayın. Bak bu doğru değil. Kişi yaptığının farkında olmuyor. Demek ki aklın korunması önemli. Burada bu parçada ondan bahsediyor. Dinin korunmasından ve malın korunmasından bahsetmedi. O yüzden cevabımız 1 ve 2 yani Ayhan seçeneği, Adana seçeneği. Şimdi Tonguç'um... Sınava bir hafta kaldı. Çok değerli bir süre. Bu bir hafta içerisinde eğer çözmediğimiz denemeler varsa son tekrar setimizde, alt tekrarda tekrar da geri sayın denemelerinde bunları mutlaka tamamlamalıyız arkadaşlar. Sınavda çünkü bize deneme soracaklar. Ama şimdi madem çalıştık gayret gösterdik. Şimdi bir de güzel duamızı yapalım. Tevekkülümüzü edelim. Sonrasında da zaten LGS son tekrar kampımız tüm hızıyla devam edecek. Matematikte, Türkçede, Fende çıkabilecek sorularla alakalı ve aynı zamanda LGS en uzun canlı yayınlarımız, taktik canlı yayınlarımız olacak. Hepsine bakacağız. Şimdi hep beraber avuçlarımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harikası olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım biz öğrencilere her şeyin iyisini, okulların güzelini, puanların en yükseğini, sınavların en kolayını nasip eyle. Allah'ım LGS'de yani 4 Haziran günü sınava gireceğiz değil mi arkadaşlar? Allah'ım LGS'de bildiklerimizi yaptır. Bilmediklerimizi attır, attıklarımızı tuttur. Hani iki seçenek arasında kalınca ne demiş arkadaşlar? Amin diyelim. İki seçenek arasında kaldığımızda ilk aklımıza gelen doğru oluyordu. İnşallah onları da yapacağız. işaretlerimiz doğru olacak diyoruz. Hadi bakalım o zaman. Ödülü soruyorlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diyoruz. İnşallah en güzel liseleri kazanırsınız. Hadi bakalım.